Herkese merhaba. Bu hafta sonu Bursa'ya geldim. Bursa'da çok güzel bir otelde konaklıyorum. Mudanya'da yer alan 170 senelik bir binanın içinde yer alan Montagne Otel. Special class bir otel burası. Hepsi birbirinden farklı dizayn edilmiş. 32 tane odaya sahip. Hadi şimdi gelin biraz oteli beraber gezelim. Odalara bakalım. Sonra da yeme içme nasılmış onları da görelim. Montagne Otel'e geldik. Nefis bir butik otel. 32 odası bulunuyor. 2 bloktan oluşuyor ve toplamda 107 oda kapasitesine sahip. Bakın bu tarafta diğer blok mevcut. İstanbul'dan kolaylıkla geldiğiniz 1,5 saatlik feribot yolculuğu sonucunda ulaştığınız güzel bir kaçış noktası. Denizin kenarında olması da en güzel yanı. Otelin deniz kenarında 2 tane de restoranı var. Izgara Montagne et restoranı olarak hizmet veriyor. Bir de Masturi var, balık restoranı. Akşam yemeğimizi orada yiyeceğiz. Burası kahvaltıların verildiği salon. Aynı zamanda düğün davet ve organizasyonların toplantılarında yapıldığı bölüm. Evet. Yenikapı'dan deniz otobüsüne binip 90 dakika içinde Mudanya'ya geliyorsunuz. İsterseniz Budo'yu da kullanabiliyorsunuz. Budo iskelesi de otelin hemen yanı başında yer alıyor. Eminönü'nden kalkan Budo'lara binerek de gelebilirsiniz. Yenikapı'dan deniz otobüsüne binerek, İdo'ya binerek de gelebilirsiniz. Çok keyifli, konforlu bir yolculuk ve hemen otele varıyorsunuz. Çok rahat. Şile, Ava gibi İstanbul'a yakın yerleri daha çok size hep tanıttım. Ama burası da gerçekten inanılmaz bir yermiş. Harika bir otel. 170 senelik bir binanın içinde kurulmuş. Montagne mutluluk kutusu karşımda, gördüğünüz kutu. Bunun içinde bazı özel gereçler var. Malzemeler var. Bakalım neler varmış. Yara bandı. Ortak yaralarınızı birlikte sarmanız. Kahve. İki lafın belini keyif ile kırın. Güzel düşünülmüş, süper. Bu da başka bir oda, yine deniz manzaralı. Şimdi özelliklerine bir bakalım. Evet, bu odamız otelimizde tarihi dokusu korunarak muhafaza edilen odalarımızdan bir tanesi, özel bir odamız. Gördüğünüz bu tuğlalar, bu konstrüktif yapının tamamı aslı gibi muhafaza edildi. 1820'lerden dediniz. Evet, tuğlalarımız Marsilya'dan geldi. 1820 her birinde orada pişirildiği fırının kaşesi var üzerinde, damgası var. Hı-hı. Ve bu odayı böyle aslında özgün bir şekilde koruduk misafirlerimizi. Ayrıca bu oda da otelimizin batısında yer alıyor. Batısında yer aldığı için de bu otelimizin konsepti İstanbul, İstanbul'daki Sirkeci Garı. İtafen.
burası. Burası tren istasyonuymuş, bir garmış, Mudanya garıymış. Daha sonra otele döndürmüş. 30 senedir de otel olarak hizmet veriyor. Evet, şimdi biraz gezmeye çıktık. Trili'ye gideceğiz. Yola çıktık, geziyoruz. Hadi beraber gezelim. Burası Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı bina. Mütareke Müzesi olarak. Şimdi Mütareke Müzesi olarak hizmet veriyor. Mudanya'dayız. Aslında geziyoruz. Ve sonra Trili'ye. Evet, isterseniz denize çıktığını. Burası da Girit Mahallesi. Eski formda evler. Hepsi denize çıkıyor. Bu evlerin, bu mahallenin özelliğini göreceğiz. Hepsi böyle bir anda denize çıkıveriyor. Çok güzel tarihi yapılar. Görülmeye değer bir yer. Girit Mahallesi. Burası da Mudanya Marina. Balıkçı tekneleri, balıkçı barınakları. Mudanya'nın merkezi diyebiliriz buraya, değil mi? Tarihi Trili evleri karşınızda. Tarihi Trili taş fırını. Burası tarihi Çamlı Kahve. Trilye'de güzel manzaralı bir mekan. Özellikle yazın çok kalabalık oluyor Trilye. Buralar şimdi soğukta, kışta biraz daha tenha. Çamlı Kahve, tarihi Çamlı Kahve gerçekten çok hoş bir yer. Manzarası da şahane. Evet, Trilye gezimiz bitti. Şimdi bizim otelin süper bir balıkçısı var. Dışarıdan da misafir kabul ediyor. Masturi balığa geldi şu anda. Otelimizin içinde yer alan masturi balık. Bu akşam yemeği burada yiyoruz. Hadi içeri girelim. Bakalım nasıl beğenmiş. Evet, restorana geldik. Güzel, sıcak bir ortamı var buranın. Bakalım neler bekliyor bize. Bakın, balık monstrası var hemen yanı başımda. İçeri girer girmez sizi taze balıklardan oluşturan bir monstra karşılıyor. Masturi balığın işletmecisi Erkin Bey yanımda şu anda. Burayı biraz bize anlatır mısınız? 1,5 yıldır iş görüyoruz. Günlük değişiyor. Bugün tabii hafta sonu olmasıyla biraz daha fazla çeşidimiz var. Evet. Her zaman olduğu gibi levrek, çupra zaten var. Tekirimiz var, barbunumuz var, hamsimiz var, mercanımız var, karagözümüz var. Karagöz zıpkın denk gelirse zıpkın alıyoruz. Evet. Onun haricinde dülger balığımız var. Meze tarafına geçtik. Kırlangıç balığımız var. Meze tarafına geçtiğimizde de mezelerimizle günlük yaklaşık 35 ile 40 çeşit arasında meze yapıyoruz. Evet. Bu aldığımız ürüne, mevsimsel duruma göre tabii ki değişiyor. Ara sıcaklarımız da aynı şekilde. Yaklaşık 10-15 çeşit ara sıcağımız var. Bu da haftalık durumuna göre, elimizdeki malzemeye göre hangisi daha tazeyse, hangisi daha güzelse ona göre değişiklik gösteriyor. Tatlı dolabımız zaten klasik her yerde olan, fırın helva balıkçılarda mevcut olan bir tatlımız. Suflemiz var, pekmezli kabağımız var, sütte pişirdiğimiz Kemalpaşa tatlımız var ya da peynir tatlısı diye de geçiyor. Çıtır kabağımız var. Bakın, hoş bir ambiyansı, güzel bir konsepti var. Bunu kapattığımız, sonradan kapattığımız bir mekanımız, kış bahçesi diye geçiyor. Burası da yaklaşık 55-60 kişilik bir mekan. Denizin kenarında dalga sesleriyle baş başa müthiş bir ambiyansa sahip. Aynı zamanda düğünleriniz, dernekleriniz, organizasyonlarınız için de kullanabileceğiniz bir yer. Burası Bursa'nın çırağını diyebileceğim kalitede, nitelikte güzel bir otel. Mutlaka görmelisiniz. Yıkılın ki.